Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuklu volovan yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Şimdi tavuklu volovanımızın yapımına geçelim. Tarifimiz için çözülmüş olan milföylerimizi tahtamıza aldık ve ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra kase yardımıyla volovanımızın tabanı için yuvarlak şekiller veriyoruz. Bu şekilde şekil vermeye devam ediyoruz. Volovanlarımızın tabanını hazırladık. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize aldık. Şimdi volovanlarımızın üstünü yapıyoruz. Aynı şekilde yuvarlak şekilde kestik milföylerimizi. Milföylerimizin kenarlarını aldıktan sonra daha küçük bir bardak yardımıyla yuvarlak bir şekilde şekil veriyoruz milföylerimize tekrar. Daha sonra ortalarında kalan milföy hamurlarımızı alıyoruz ve şeklimiz bu şekilde ortaya çıkıyor. Yumurtamızın sarısını ve akını ayırdıktan sonra volovan tabanlarımıza yumurtamızın sarısını sürdük. Daha sonra çatal yardımıyla delikler açıyoruz ki milföy hamurumuz çok kabarmasın. Daha sonra tabanlarımızın üzeri için kesmiş olduğumuz dairelerimizi güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Volovanlarımızın ilk katlarını bu şekilde koyduk ve kenarlarına yumurta akımızı sürdük. İkinci katlarını bu şekilde hazırladık ve ikinci katlarını yerleştiriyoruz. Milföy hamurlarımızı hafif şekilde bastırarak ikinci katlarımızı yerleştirdik. Volovanlarımızın ikinci katını hazırladıktan sonra yumurta sarımızı sürdük. Önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Volovanımız fırında pişerken biz tavuklu içimizi hazırlayalım. Tavuklu içimiz için tavamıza sıvı yağımızı aldık. Daha sonra kuşbaşı doğramış olduğumuz tavuk göğsümüzü tavamıza alıyoruz ve soteleme işlemimize başlıyoruz. Tavuklarımızı sotelemeye devam ederken doğramış olduğumuz soğanımızı ve sivri biberimizi ilave ediyoruz. Baharatlarımızı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve soteleme işlemimize devam ediyoruz. Sotelenen iç harcımızın içerisine salçamızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Son olarak konserve mısırımızı ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. İç harcımız hazır. Volovanlarımızı üstte kızarıncaya kadar 25 dakika kadar pişirdik. Şimdi çatal yardımıyla delikler açıyoruz biraz ki iç malzememize yer kalsın. Hazır olan iç harçlarımızı volovanlarımızın içerisine yerleştiriyoruz. İç harcımızı bu şekilde yerleştirmeye devam ediyoruz. İç harçlarımızı volovanlarımızın içerisine yerleştirdikten sonra rendelemiş olduğumuz kaşar peynirimizi iç harçlarımızın üzerine kaplıyoruz. Kaşar peynirimizle volovanımızın üzerine kapladıktan sonra sıcak fırınımıza gönderiyoruz. Tavuklu volovanlarımızı kaşarlarımız eriyene kadar pişirdik. Gerçekten harika bir lezzet, denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.